Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Trabzon Üniversitesi'nin yapacağı yeni atama hakkında bilgi vereceğim. Başvuru uzatılmış oldu arkadaşlar. Lise ön lisans, lisanslar başvurusunu yapabilecektir. Sizlere uygunsa lütfen başvurunuzu yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından, ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlarım. Evet, lise ön lisans, lisans dedik. Zaten ben bu linki yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya erişimi sağlayacaksınız. Son başvuru tarihi 28 Şubat'a uzatılmış oldu. Farklı dalda atama mevcuttur. Mülakat olmayacaktır. Başvuru sonucu ise 6 ile 15 Mart arasında açıklanmış olacaktır arkadaşlar. Normalde 6 Şubat 20 Şubat arasıydı ama demiş olduğum gibi 28 Şubat'a uzatılmış olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Sadece bir kadroya başvuru yapacağınızı belirtmek isterim. Başvuru şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Kamu hakkından mahrum bulunmayacaksınız. Türk Ceza Kanunu'na uygun olmanız gerektiğini yazmış durumda. Erkek adaylar için askeri durumu itibariyle ilişiği bulunmaması gerektiğini yazmış durumda. Ve görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut hastalığının bulunmaması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Başvuru nasıl ve nereden yapılacaktır? Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilecektir arkadaşlar. Şahsen gidemiyorsanız posta ile başvurunuzu yapabileceksiniz. Bilginiz olsun. Üniversitemizin posta adresi ise Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Akçaabat Trabzon'a yapılmış olacak arkadaşlar. Kadro dağılımı hakkında bilgiye ulaşmak için de şuradaki linke tıklamış olacaksınız ve direkt olarak bu sayfaya erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Kadro dağılımına baktığımız takdirde avukat ataması olacaktır. Tekniker düzeyinde sizin ışık teknolojisi, sahne gösterimi gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Elektrik ortaöğretim mezunları, yine bunların haricinde bilgisayar ortaöğretim mezunları, büro memurlarından maliye lisans mezunu, işletme lisans mezunu, iktisat lisans mezunu, kamu yönetimi siyaset bölümü lisans mezunları en az 70 puanla beraber buralara başvurusunu yapabilecektir. Koruma ve güvenlik görevlisi ön lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Bu kez savunma ve güvenlik, özel güvenlik ve koruma gibi dallardan mezunsanız ancak başvuru yapabilirsiniz. 65 puan şartı vardır arkadaşlar. Kadın ataması da ayrı olarak verilmiş durumda. Isıtma veya ısıtma teknolojisi, şoför ataması, temizlik görevlisi veya bunların haricinde temizlik görevlisi, kadın erkek ataması ayrı ayrı olacak şekilde başvurular açılmış durumda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hangisi size uygunsa ona başvurunuzu yapabilirsiniz. Uygun değilse de diğer tüm ilanları kontrol etmek için de bakın şuraya bir link bıraktım. Diğer tüm ilanlar için de şuraya tıkladığınız zaman da direkt olarak sizler Bilgi Yıldızı web sitesine ulaşım sağlayacaksınız. Ve ilanları ayrıyeten oradan da kontrol edebileceksiniz arkadaşlar. Burada ilanlar sekmesi var. Tıkladığınız takdirde direkt olarak sizlerin karşısına ilanlar çıkmış olacaktır. Oradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.